çok mutluyum, çok umut doluyum burada olduğum için. Çünkü bugün hafta içi ama ona rağmen bu salonlar boş değil. Özellikle daha böyle genç kesimleri, çocukları heyecanla bu koridorlarda böyle yürürken, koşarken görmek tabii ki çok umut verici. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi aslında okumak, öğrenmek ve her şeye okuyarak başlamak. Ben aslında Hindistan'da çalışıyordum Birleşmiş Milletler projeleriyle beraber. Bir Hindistan'daki insan ticareti ve fuhuşa zorlanan kadın grubuyla. Yine kadın problemleriyle çalışırken daha başka nasıl, neler var burada kadınlarla ilgili diye böyle kendime kütüphaneleri, araştırmalar attığım her seferinde aslında karşıma çıkan şey Hindistan'daki dulluk sorunlarıydı. İlk başta böyle ya böyle bir sorun evet bu da olabilir diye böyle dikkatimi çekmesine rağmen ben içine girdikçe yani o kadar da büyük, o kadar köklü, o kadar temelini aslında Hinduizm'den aldığı için bir yerde yani hukuksal olarak yasak bile olsa bir yerde böyle aslında hiçbir zaman da yasak olmayan ve devamlılığı gelen bir konu olarak karşıma çıktı. Durum bu olunca ilk tatilimde orada çalışırken aslında kendimi dul kadınların, sadece dul kadınların beraber yaşadıkları sokaklar, bazı aşramların olduğu Vrindavan şehrinde aldım. Orada onlarla söyleşiler yaptım ama bu söyleşiler de aslında hani belki birilerine veririm, yayınlanır bir yerlerde. Hani birileri bu konuyu gündeme getirir Türkiye'de böyle bir şeyler olduğunu. Çünkü Hindistan'da varsa bu mesele belki bizim ülkemizde de başka bir renkte, başka bir şekilde yaşanıyordur. Hani bu şekilde bir farkındalık yaparız diye düşündüm. Sonra işte böyle biraz etrafla konuşurken falan bunun böyle bir kitap olacağı, çok da iyi ve farklı, değişik bir şey olabileceği fikri gelince haydi dedim, sıvadım kolları. Zaten yazmaya da ihtiyacım olduğunu fark ettim kitabı yazarken. Çünkü hani biraz böyle yazdığımız zaman başka bir aktarıma geçeriz ve başkalarını da o konuya dahil ettiğimiz zaman işin içine biraz da aslında bize de iyi gelen bir yan olur. Çünkü hani bir şekilde psikolojik bir aktarım yaşadım ben de. Çünkü özellikle bir kadın olarak, kadınların zaten kitapta okuyanlar görecektir. Kadınların yaşadıklarını kendi ağızlarından dinlemek bize çok daha farklı dokunuyor. Biraz da şey inanıyorum yani hani bu belki hikayeler, içinde hikayelerden alınan kadın imgeleri de var. Onun üzerinden böyle göstermeye çalıştığım noktalar. Aynı zamanda dul kadınların yaşadığı aşamalarda kendi hayatlarıyla ilgili anlattıkları şeyler de var. Tabii ki hepsinin gizliliklerine çok saygı duyarak yaptık bunu, isim değişiklikleri ve resimleri değiştirerek. Hindistan bile olsa kitapta gördüğümüz, aslında ben şuna inanıyorum. Hindistan'da bu şekilde fakat Türkiye'de başka bir şekilde karşımıza çıkıyordur. İşte Suriye'de bambaşka bir şekilde çıkıyor. Şu an belki Filistin'de bambaşka dulluk sorunları olarak karşımıza çıkacaklar. O yüzden bence Hindistan'da bir kadının burnu kanasa bizim Türkiye'de başımız ağrımalı neden bu oldu diye aynı şekilde bütün ülkeler için böyle düşünüyorum. Yani kadın sorunu evrensel bir şey. Kadın değil, insan sorunu evrensel bir şey ama tabii kadınlara biraz daha hani farklı bakmak zorunda bırakılıyoruz ne yazık ki. Yine bu sefer de kadın sünnetleri üzerine düşündüğüm, uğraştırdığım, araştırmalar yaptığım bir projem var. Bu yıl biraz erken galiba ama yani önümüzdeki sene olabilir diye düşünüyorum. Kutlu olsun 100. yılımız gerçekten. Özellikle bir Türk kadını olarak zaten ben yurt dışında okudum Avrupa'da ve çok hem akademik hem profesyonel deneyimlerim oldu başka ülkelerde ve gözümüzde çok büyüyen ülkelerde aslında. Ama her zaman şu fikir beni hep böyle çok gaza getirip böyle kendimi böyle bir tık iyi hissetmemi sağlayan şeydir. Bizim yani Mustafa Kemal Atatürk sayesinde zaten birçok batılı kadından çok daha öncesinde olduğumuz süreçlerimiz var. Yani bu zaten bir Türk kadını olarak 100. yıla heyecanlanmamak ya da işte devamının gelmesi için Atatürk'ün ışığında ve onun aslında sadece ilke ve inkılaplarını takip ederek ve çalışkan olarak hani en basiti yapabileceğim şeyler bunlar aslında. En sevdiğim kitap gibi yazar olarak da söyleyebilirim ama kitap var şu an evet şey yaptım. Kolera Günlerinde Aşk'ı çok seviyorum Márquez'in. Aslında Márquez'in bütün kitaplarını çok seviyorum. Daha böyle büyülü gerçekçilik akımından aslında çok etkilendiğim için galiba Márquez. Türkiye'de de Feride Celal'i çok severim. Ama tam o akım olmasa da daha böyle en temel insani noktalara dokunduğu ve çok bizim böyle kendi kültürümüzden, kendi bağrımızdan çıkan bir yazar olduğu için Reşat Nuri Gültekin'i de çok severim. Yani defalarca okuduğum kitapları vardır. Açmak mesela bence her Türk insanın okuması gereken ve biraz hani biraz daha ön yargıları, biraz daha böyle bir sakinliği, sakin olup durduğumuzda ön yargılardan aslında çok daha ötesini göreceğimizi çok güzel anlatan bir kitap.
Şu an Atlı Gelip Yaya Kalanlar kitabını okuyorum. Kıymet Erzincan Kına'dan. Bu aslında biraz daha okuma aşamasındayım tabii ama bütün böyle Orta Asya'dan başlayarak aslında bütün Türk kültürlerindeki kadın analizlerini yapan böyle bizim mesela atıyorum bir kınalamanın bile aslında tarihi olarak ya da işte kültür olarak bizde ne anlama geldiğini ve bunu hep böyle kadın bir şeyleriyle birleştiren bütün Türk kadın karakterlerinin mitolojideki böyle yerlerini falan anlatan şimdilik çok keyif alarak okuduğum bir kitap. Aslında kaynaklara bir kesin bakıyorum zaten. Onun dışında ve ilk yani almadan önce o yüzden mesela çok online kitap almayı sevmem. İlk böyle birkaç sayfasını mutlaka bir okuyorum orada ayaküstü de olsa. Onun dışında yani çok illa ve çok ünlü bir yazar olmasına gerek yok hatta. Yani çok az duyulmuş, çok sevdiğim yazarlar da var. O yüzden herhalde daha çok böyle gidip böyle temas edip bakıp kaynaklarına, bir iki satırına, böyle bir arkada yazan böyle özetine. Bu kadar. Yine Acımak diyeceğim galiba Reşat Nuri'nin. Yani o kitapta ben çok çok sefer okudum. Ama her okuduğumda böyle hani Küçük Prens için söylerler ya, her okuduğumuzda başka duyarsınız Küçük Prens, başka bir şey anlam çıkarırsınız. Acımak da benim hayatımda biraz öyle bir şey oldu ve hayatımdaki o pratikte çok böyle oturttuğum şeyler hep böyle oradaki karakter o aklıma geldi. Bazen böyle çok acımasız davrandığımız anlar oluyor. Kendimize de başkalarına da. Orada işte biraz daha böyle dönüp onun hani babasının mektuplarını, şeylerini bulup okuduğu noktaya geldiği an gibi aslında anlarımız oluyor. Herhalde Acımak. Yani çünkü hayatımda böyle direkt pratikte ders veren kitap bir o olmuştur. Bir de gerçekten Küçük Prens olmuştur. Yani bol bol okumak bence aslında. Çünkü hani yazmak için okumak en başta gelen bir şey. Çünkü okuduğunuz zaman neyi nereye nasıl koyacağınızı daha iyi şekillendirebiliyorsunuz kafanızda. Onun için yazmak da yani bence nasıl oldu, kime hitap eder, ne olur, bu dil bir işte bir dile benzedi mi, bir akımın içine girdi mi bu yazdığım gibi kaygılardan çok öte böyle yaz aslında. Ben teşekkür ederim.